Günaydın. Günaydın. Buraya baksana aslan parçaları gibi. Good morning. Good morning. Ne lan? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Eşkıyorlar. Vay eşkıyorlar. Zaten kaçsın için benim kardeşlerim. Ya bu yakışık olmuşlar ya. Bizimize sürekli gelen hayvanların sahiplerinin ricası üstüne üzerine bugün köylerine tekrar hayvanlarını geri göndermek için yardım ediyorum. Haydi lo! Ona o dedi doğru, sen bakıyorsun sosyal olarak gol oluyor, bekliyorsun, bu olsa değil, bu olsa değil. Sırt masajı için ideal. Bel fıtığı rahatsızlığı olanlara iyi gelir. Kur'an abi de bundan faydalanıyor. Oo, sodanın kokusunu zaten ciğerlerine istiyoruz değil mi? Soda tadı geliyor değil mi? Soda tadı geliyor. Evet, herkese merhaba. Bugün Karakoçan'a bağlı Bugin Kaplıçası'ndayız. Su gayet sıcak ve güzel. Burası çocukluğumda da geldiğim bir yer. Çok küçüktüm geldiğimde, yani 5-6 yaşlarındaydım. O zaman burada bu havuz yoktu. Yukarıdaydı, kapalıydı. Hayal meyal hatırlıyorum. Yani yaklaşık bir 30 yıldır. 30 yıl sonra ilk defa geldim. Burada bu kaplıcanın birçok faydası var. Sodalı, cilt hastalıklarına, romatizma rahatsızlıklarına, ondan sonra yani birçok eklem rahatsızlığına iyi geliyor. Cilt hastalıklarına, sedef, egzama gibi hastalıklara iyi geliyor. Bir kaplıca daha var. O da Golan'da, Golan kaplıcası. Oranın suyu biraz daha sıcak, yani bayağı sıcak aslında, kaynar gibi. Burası biraz daha ılık bir yer. Güzel, buranın tesisleri temiz. Soyunma odaları var, temiz. Duşları var. Güzel bir tesis. Golan'da suyu açısından iyi. Golan'ın tesislerinde biraz temizlik, biraz hijyen sorunu var. Yani kendi gözlemlerim. Fiyat açısından da sanırım bir 30 liralık bir kişi başı giriş ücreti var. Yemek ve vesaire, diğer ekstra alacağınız şeyler ücrete tabi değil tabii ki. 2022 yılının şu anda Ağustos ayı, Eylül ayının sanırım bugün 9'u.
Hava sıcak, havalar serin. Hava serin ama serin havalarda kapıcılar çok daha güzel oluyor. Bu şekilde bugün Bagin kaplıcasındayız. Herkese sevgiler. Kendinize iyi bakın. Bingöl'e yolunuz düşerse, Karakoçan'a, Elazığ Karakoçan ilçesine yolunuz düşerse Bingöl'de de sonra İstanbul'a geldik. Arkadaşlarımla geziyorum. Şu anda Karaköy iskelesindeyiz. Yani 11 aradan sonra İstanbul kalabalık şehir, insanlar üstüne geliyor. Bayağı yabancılaşmışım. Ama İstanbul her şeye rağmen güzel. Yabancı turistler bayağı fazla. Sanırım bu en son savaştan sonra bayağı Rusya, Ukrayna vatandaşlarıyla dolmuş. Evet, şu anda İskele'ye doğru gidiyoruz. Burada kafeler var. Herkesin bildiği gibi balıktan birçok balık. Balık sever burada. Şöyle manzarayı size göstereyim. Vay, balık. Umarım sesim geliyordur. İstanbul'un bu güzel semtinden herkese vergi severlere kucak dolusu sevgiler. 15-20 gün sonra köyüme arılarımla beraber köpeklerimle yaşamaya geri dönüyorum. Kendinize iyi bakın. Evet abi.
videomuzun sonuna geldik. Yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.